Şimdi Mısır'da bu şu son zamanda olan olaylar ve sizin anlattıklarınız genel olarak bir şeyi Müslümanları alıştırmaya yönelik. Şimdi nasıl bir şey bu? Müslüman ülkelerde katliamlar olur, defalarca olur, defalarca olur ve insanlar buna alışır. Bu Afganistan'da oldu. Biz Afganistan'ı ilk başta dehşet içinde seyrettik, sonra insanlar alıştılar. Bu Irak'ta oldu. Dehşet içinde önce Amerikan saldırısı o şekilde karşılandı, sonra insanlar alıştılar. Şimdi Suriye'ye insanlar alıştılar. Biz alışmadık. Biz bunların hiçbirine 3 yıl oldu, neredeyse 3 yıl oldu. İnsanlar alıştılar gerçekten. Biz ama tabii alışmadık. Ama dünya alıştı. Şimdi Pakistan'ı söyledi Didem. Gerçekten patlama oldu. Bu patlama her hafta oluyor Pakistan'da. Düzenli olarak intihar saldırıları devam ediyor. Diğer saldırılar, bombalama olayları da devam ediyor. 60'ar, 100'er kişi ölüyor. 20'şer, 40'ar kişi ölüyor. Basında bu nasıl biliyor musunuz? Kimi zaman zaten yer almıyor. Çoğu basın pek ilgilenmiyor genelde. Genel olarak Orta Doğu ile ilgilenen basında şöyle küçücük bir haber olarak veriyor bunları. Bu da Türkiye'de Aynen. tabii. Geçtiğimiz ay Irak'ta bu patlamalarda 650 kişiye yakın kişinin hayatını kaybettiğini mesela söylediler. Hiç Çok kimsenin dehşet haberi verici. yoktur. Tabii. 650'ye yakın kişi düşünün. Onlar da Savaş can, onlar da çocuk, onlar da kadın, onlar da masum. Yani pek çoğu masum bir insanların. Hiç kimse onlardan bahsetmiyor bile. Yani artık alıştı çünkü, insanlar alıştı. Şimdi Mısır'ı da bu hale getirmeye çalışıyorlar. Çok yakın bir zamanda Allah vermesin, eğer bunlara devam ederlerse insanlar yine alışacaklar. Amerika yine ilgilenmeyecek. İşte Avrupa Birliği gene ufak tefek böyle kınama mesajları, çözüm paketleri falan sunacak. Hiçbir işe yaramayan, normalde isteseler anında biter bu konu. Bu şekilde devam edecek. Şimdi ben bu konuyu nasıl insanlara alıştırdıklarını gösterebilmek için Suriye ile ilgili geçen bu ay içinde bulunduğumuz bu ay Temmuz ayında Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi'nin Suriye ile ilgili olarak sunduğu bir istatistikten bahsetmek istiyorum. Suriye ile ilgili uzun zamandır katliam oluyor dediği gibi bir şey 3 yıla yaklaştı. Bu vakit boyunca hep ara ara haberlerini duyuyoruz. Fakat istatistik önümüze gelince ne kadar büyük bir insanlık dramının olduğunu da anlıyoruz tabii. Şimdi bakın verilen bu istatistiklere göre bu ay yapılan istatistiksel sonuçlar bunlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklıyor. Mart 2011'de başlayan olaylardan sonra 92.901 kişi hayatını kaybetmiş. Şimdi bu tabii Temmuz ayının başında verilen rakam çok yüksek ihtimal bu rakam şu anda arttı ve yani yarın sabah uyandığımızda daha da artmış oluyor. Her gün artmış oluyor. Nasıl artmış oluyor? İşte istatistiklerden bir tanesi de şu. Her ay 5.000 Suriyeli ölüyor. Her ay 5.000 kişi, 5.000 can düşünün. Her gün 6.000 kişi, bakın bu oran çok yüksektir. Her gün 6.000 kişi Suriye'yi terk edip başka ülkelere gidiyor. Her gün bakın böyle bir şeyin çoluğunu çocuğunu topluyor, evini, barkına, sokağına, şehrine her şeyini terk ediyor, ülkesini terk ediyor. Elinde sadece bir nüfus kağıdıyla başka bir ülkenin kapısını çalıyor ve orada da sığınmacı oluyor. Yani sığınmacı hakkını kabul ederse sığınmacı oluyor. Onu da işte bir barakada sığındırıyor o ülkeler artık nasıl oluyorsa Ancak ucu şartları. ucuna yaşayabileceği kadar oluyor Yaşayabileceği yani kadar tabii. normal insanların hayat şartlarında değil, ucu ucuna sadece hayatta kalabileceği Çok şartlar doğru, sunuluyor. evet. Bir de oraya giden çok fazla sayıda insan olduğu için ve küçük nüfuslu yerlere gittiklerinde o kin ve nefret orada da devam ediyor. Yani oradaki Değil mi? savaşın sebebi aslında oradaki nefretin kökeni oraya da taşımış oluyor. Orada da bu sefer bir kan davası gibi bunun intikamını almak için orada da çatışmalar devam ediyor. Oraya da bir bela gitmiş oluyor. Eğer kardeşlik anlamında yaklaşılmazsa, Müslümanca yaklaşılmazsa gruplara bölünürse böyle oluyor. Evet. Şimdi tabii oradan evine dönmek isteyen evine de dönemiyor. Çünkü her zaman rejimin onları bir suçlu olarak görme ihtimali var ve onun da sonucunda biliyorsunuz öldürmeyle karşılık buluyorlar. Şu an halen Suriye'de hali hazırda 6 milyon 800 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var. Ben birkaç gün önce burada Türkiye'den Suriye'ye giden İHA yetkililerinin orada yaptığı yardımlarla ilgili bir belgesel izledim. Gerçekten çok ibretlikti. İzlemenizi tavsiye ederim. İHA'da çok güzel yardımlarda bulunuyor. Allah razı olsun. Tamamen harabeye dönmüş sokaklar içinde. Yanlış bilmiyorsam Halep'teydi.
Ama tamamen herhalde yani bunu tarifle anlatmak pek mümkün değil. Hala bombalar düşüyor ve çatışmalar devam ediyor. Saklanarak, koşarak gitmek zorundalar zaten. Gittikleri yerde de halklar yine saklanarak balkonlardan çıkmış, sepetlerini indirmiş. Sadece birazcık ekmek ve sabun veya yani temel ihtiyaçları alabiliyorlar. Onlar da onlara o yardımları veriyorlar. Fakat saklanarak, koşarak tekrar giriyorlar. Bu hayatsa eğer, yani bu yaşamsa, burada bir Esad'ın eğer zaferi varsa yani, gerçekten bu çok düşündürücü. Burada zafer falan yok. Burada sadece çok büyük bir yıkım var. Burada hayatını kaybedenler anlatılıyor ama dediğin gibi yaşayanlar evet. da zaten ölmüş gibi neredeyse yaşıyorlar. Çok o şartlar altında hayatını devam ettirebilmek çünkü her an ölüm tehdidi altındalar. Ve yaşadıkları ortamda dediğin gibi harabelerin arasında biraz ekmek bulabilirlerse ona sevinecek gibi inşallah. İnşallah. Şimdi burada... Birkaç şey daha ekleyeceğim. Şimdi 100.000'e yakın kişinin orada şehit edildiğinden bahsettik. Bunların 1700 tanesi çocuk. Bu miktar da çok fazla, bu oran çok fazla. Savaş nedir, silah bilmeyen, günahsız çocuklar burada. Tabii. Hiçbir suçları yok. Zaten suçu olan olmayan, orada bir ayrım yok da burada çocuklardan bahsediyoruz. Yine şimdiye kadar 4 milyon 200 bin insan yerlerinden edilmiş Suriye'de. Suriye'nin içinde gerek dışarıya gerek başka şehirlere. Bunların da yine yarısından fazlası çocukmuş. Orada da yani Suriye'nin geleceği dediğimiz çocuklar da şu anda bu durumdalar.